Herkese tekrar merhaba, ben Akın Saatçi. Bugünkü videoda size bilimsel olarak kanıtlanmış doğru bir antrenman içerisinde neler olması lazım bunu göstereceğim. Tabii ki bir yandan da size söz verdiğim gibi Lili Sabri'yi eleştireceğim demek istemiyorum. Onun antrenmanına karşı geri bildirimler bildireceğim. Ve siz hem onun antrenmanını izleyip hem bu bilimsel bir şekilde kanıtlanmış önemli antrenman programına baktığınızda bu Lili Sabri'nin antrenman programlarında daha önce ilgilendiğimiz, konuştuğumuz Pamela'nın ya da Clothing'in antrenman programlarında bunlar var mı yok mu ona bakacaksınız. Ya da hiç bunlarla ilgilenmiyorsanız bir erkek olarak farklı bir antrenman programı yapmak istiyorsanız ya da bir kadın olarak bir hocanın size farklı bir antrenman programı veriyorsa kadın ya da erkek YouTuberların antrenman programlarına bakabilirsiniz. Bu içinde mi var mı buna bakabilirsiniz. Bir de birazdan Lili Sabri'nin 3 tane en fazla izlenen videolarına baktım. 7 gün içerisinde yağ kaybetmek sadece bu 5 dakika için yapacağınız antrenmanla mümkün olacak diyor. Daha küçük bir bel için işte 7 haftada mümkün olacak bu 5 dakikalık video ile diyor. 10 günde alt karını kaybedeceksiniz sadece bu 8 dakikalık videolarla diyor. Bilimsel olarak bu mümkün mü? Bugünkü videoda buna bakacağız. Şimdi elime kalemimi aldım ve bu tahtadaki bilimsel kanıtlanmış, nasıl bilimsel kanıtlanmış hepsinin bir sebebi var. Bir fizyoterapi kitaplarında ya da anatomi kitaplarında, tıp kitaplarında geçen bazı nedenleri var. Tek tek bunları anlatırsam tabii ki bütün gün burada beraber oturmak zorunda kalırız. O yüzden biraz hızlı hızlı anlatacağım ama siz bana güvenin. Daha önceki videolara bakın, bunların olduğunu göreceksiniz. Mesela dersin içerisinde mutlaka üst ekstremitelerde ağırlık taşımanız lazım. Yani ne demek? Bir plank duruşu gibi ya da bir şınav duruşu gibi bir duruş ya da şınavda duramıyorsanız plankte duramıyorsunuz. Duvarda yapılan bir şınav ya da masada yapılan bir şınav gibi mutlaka ellerinizin üzerinde durduğunuz bir hareket olması lazım. Bunun sebebi de fizyoterapide ya da anatomide, tıp kitaplarında Wolf kanunu diye bir kanun var. Bu bir kemiğin ya da eklemin kuvvetlenebilmesi için üzerinde kesinlikle ağırlık taşıması lazım der. O yüzden bu şekilde içinde bunun olmadığı, elleriniz üzerinde ağırlık taşımadığınız, yani elleriniz üzerinde ağırlık taşımak derken elinize bir market poşeti tutmak değil ya da barfix yapmak değil, bu ellerinizde ağırlık taşımak. Bizim söylediğimiz ellerinizin üzerinde ağırlık taşımak, yani ellerinize bir halter taşımak ya da kendi vücut ağırlığınızı ellerinizin üstünde taşımak gibi. Bunları daha önce çok anlattım. Neden mutlaka olması lazım, bilimsel sebepleri nedir, bunları çok sefer anlattım önceki videolarda. O yüzden tekrar bunlara girmeyeceğim sıkıcı olmaması için. Ama siz YouTube'da izlediğiniz erkek ya da kadın antrenman videolarına bakarken, bunlarla alakalı egzersizler yaparken buna bakabilirsiniz, bunu hatırlayabilirsiniz ya da kendiniz sadece buna bakarak kimseyi izlemeden baştan bir egzersiz programı çıkartabilirsiniz. Şimdi buna girmeden önce hemen Lili Sabri'ye bir dönmek istiyorum. Öncelikle fizyoterapist olduğu için birazcık beklentilerim yüksek olduğu için hayal kırıklığına uğradım. Genel olarak enerjisi, videolar, hareketler genel olarak iyi olmasına rağmen çok üzüldüğüm ve en üzüldüğüm şey iki şey. Birincisi şu oldu. Videonun hemen başında şunu söylüyor. Today's home workout is your 5 minute burn belly fat blast. Yes, it is just 5 minutes long, but I can guarantee you are going to feel a burn. I want you to do this for 7. Diyor ki sadece bu 5 dakikalık antrenmanı yaparak, egzersizi yaparak, bu workout'u yaparak 7 gün içerisinde yağlardan kurtulacaksınız diyor. Evet, aşağıya giderseniz ya da web sitesine giderseniz bununla alakalı yazılar yazmış, detaylandırmış. Yani demiş ki tabii ki sadece bu antrenmanı ya da bu sadece egzersizleri yaparak bu 5 dakikada olmaz, bunları da yapmanız lazım diyor. Ama videonun altına gittiğiniz zaman mesela hemen bununla alakalı bir şey göremiyorsunuz ya da sözel olarak videoyu açar açmaz bunu söylemesi beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü tabii ki bir de yani fizyoterapist olduğu için mutlaka çok daha iyi biliyor. Bir sürü şey var. Yani ne yediğiniz, bu yaptığınız 5 dakikalık egzersizler haricinde, hareketler haricinde o gün ne yaptığınız, nasıl hareket ettiğiniz, genel olarak metabolizma hızınız vesaire bir sürü şeyler var. Yani siz normal yemeğinizi hiç değiştirmeden sadece bu hareketleri yaparak 7 gün içerisinde, bir de orada böyle bir Instagram'daki fotoğrafları paylaşıyor. İşte yapmışlar 7 günde bu kadardan bu kadar gelmişler, buradan buraya gelmişler. Hani bu dürüst mü?
Yani şöyle dürüst değil diye düşünüyorum. Mesela o insanlarla konuşuyorum. Bu arada da aşağıya sizin yorumlarınızı bekliyorum. Yani ben Lili Sabri'yi yaptım ve 7 gün içerisinde gerçekten bu halden bu hale geldim diyorsanız yazın lütfen aşağıya. Ama bir yandan şunu da yazın. O halden o hale gelirken sadece bunu mu yaptınız? Yani 7 gün boyunca sadece 5 dakika bunu yaptınız ve gerçekten böyle bir değişim oldu mu? Yoksa yemeklerinizi değiştirdiniz mi? O gün daha fazla yürüyüş yaptınız. Çok daha fazla dikkat ettiniz her şeye gibi. Bazı ufak tefek değişiklikler hayatınızda yaptınız mı? Onu lütfen aşağıya yazın. Yoksa çok güzel hareket etmek, hiç hareket etmemekten 1000 milyon kat daha iyi. O yüzden kendisine teşekkür ediyorum. Enerjisini çok iyi buluyorum. Egzersizlere, hareketlere bakarız. Ama çok gerçekçi bulmuyorum. Bu işte 18 milyon izlenmenin esas sebebi de hemen videonun açar açmaz. Bakın insanlar bu 5 dakikalık, sadece 5 dakikalık videoyu 7 gün boyunca yaptılar ve bu halden bu hale geldiler diyorlar. Bu bir pazarlama stratejisi olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz lütfen aşağıya yazın. Bu arada tabii ki yine daha önce de söyledim. Hepimiz bu işleri sonuçta videolar daha fazla izlensin, beğeni alsın diye yapıyoruz. O yüzden çok da yadırgamıyorum aslında. Ya da kendi web sitesine gittiğiniz zaman orada ücretli antrenman programları da var. Onları tabii satmak istiyor. Bazı ürünler var, onları tabii ki satmak istiyor. Doğal olarak sonuçta buradan para kazanıyor. Hani benim esas para kazandığım işim YouTube değil, benim ayrı bir işim var. Spor hocalarını yetiştiriyorum. Böyle bir işim var. Bu arada da merak eden arkadaşlar oluyor. Hani sen kimsin ki eleştiriyorsun diye. Hemen onunla alakalı bir not söylemek istiyorum. 2019'da, 2020'de ve hatta bugün 2021'de de bu 3 sene içerisinde en fazla spor hocası yetiştiren ya da kendi okulum için söyleyeyim, Pilates eğitimi veren okullar arasında dünyada en fazla hoca yetiştiren hocayım ya da okulun lisans sahibiyim. Son 2 sene içerisinde eğitim verdiğim ülkeler: Brezilya, Amerika, İngiltere, İspanya, İtalya, Yunanistan, Türkiye, Azerbaycan, Kıbrıs, Bahreyn, Kore, Japonya, Çin. Sadece son 2 sene içerisinde eğitim verdiğim ülkeler bunlar. Eğer iş e-mailime giderseniz, Polsar Pilates Türkiye'ye giderseniz de son 1 senede 52 haftada aslında ortalama ayda 4 tane eğitim verdiğimi göreceksiniz. Bunun haricinde de 96 senesinden beri milli bir sporcuyum. Amerika'da Boston Üniversitesi'nde Dünya Kupası birincisi olduğum için, Türkiye şampiyonu olduğum için burslu okudum. Şu anda da sağlıklı yaşam koçluğu üzerine yüksek lisans yapıyorum. O yüzden bir tık kendi düşüncelerimi burada anlatmaya hakkım olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki önemli olan sizin düşünceleriniz diyorum. Ve tekrar Lise abimin videosuna bakalım. Zaten göreceksiniz, bir kere ben zaten Instagram'da beni takip ediyorsanız ne kadar köpek sever bir insan olduğumu biliyorsunuz. Bu arada şu anda bir köpeğimiz daha var. Sahiplendirmeye çalışıyoruz. Sokaktan aldık, bakımını yaptık. Hastalıkları vardı, her şeyinden kurtuldu. Çok iyi durumda. Sahiplendirmeye çalışıyoruz. Şu anda evde iki tane sokaktan sahiplendirdiğimiz köpek olduğu için üçüncüsünü almakta ve bebeğimiz geleceği için bir yer sonra biraz zorlanıyoruz. Eğer köpek sahiplenmek isterseniz çok güçlü, çok sevgi dolu ve sizi çok iyi koruyacak bir tane köpeğimiz var. Onunla alakalı bana geri dönüş yapabilirsiniz. Onun haricinde hemen birazcık karıştıracağım. Buradaki video ile bunu hemen karıştıracağım. Belki erkeklerin çok ilgisini çekmiyordur buradaki video. Hemen bakalım bilimsel olarak burada daha öncelerde anlattığım sistem ne diyor? 1. Sırt üstü alt ekstremite entegrasyonu ya da sırt üstü üst ekstremite entegrasyonuyla başlayalım derse diyor. Alt ekstremite entegrasyon mesela sırt üstü yatıp bacak çalıştığınız herhangi bir hareket olabilir. Okey, problem yok. Ya da sırt üstü yatıp şu anda yaptığı gibi karın egzersizinin içinde olduğu bir üst ekstremite entegrasyon hareket olabilir. Okey, süper. Sonra devamına da bakacağız egzersizlerin. Diğer iki videoya da bakacağız. Ya da siz sevdiğiniz diğer hocaların videolarına bakabilirsiniz. Üçüncü mutlaka, ya da 3, 4, 5 karışık, mutlaka dersin ortasında yapması gereken, yani dersin başında değil daha ortasında yapması gereken hareketler. Birincisi omurga artikülasyonu olması lazım. Ne demek? Ben şu anda ortaya doğru geldiğimde bu bir omurga fleksiyonu ama artiküle oluyor. Yani omurganız farklı yönlere doğru hareket ediyor. Lateral fleksiyon yapıyor olabilir ya da torasik ekstansiyon yapabilir ya da rotasyon yapabilir. Bu hareketlerin biz totaline omurga artikülasyon diyoruz. Burada bir bonus bilgi. Eğer sonuçta şu anda gördüğünüz videodaki fleksiyon hareketi de yana doğru dönerek olsa da rotasyon ve fleksiyon, bu da
omurgayı bir iki yönde çalıştıran bir şey. O yüzden mutlaka derste ya da antrenmanın içerisinde ya da bu sistemin içerisinde mutlaka torasik ekstansiyon, yani geriye doğru hareketle yapıyor olmanız lazım. Eğer bir dersin içerisinde hiç rotasyon ve hiç ekstansiyon ya da hiç lateral fleksiyon yapmıyorsanız bu iyi bir ders değil. Yani iyi bir program değil sizin için. Tabii ki daha önceki fıtık videolarıma bakarsanız fizyoterapist arkadaşlarla beraber video çekip sizin için fıtıkta ne olmaması lazım diye konuştuk. Bu konuştuğumuz şey fıtığı olanlar için ya da kemik erimesi olanlar için ya da stenozu olanlar, yani böyle bir omurga rahatsız olanlar için geçerli değil. Bugün konuştuğumuz şeyler sağlıklı insanlar için geçerli olduğunu unutmayın. İkinci bir bonus bilgi daha videolara bakarken gördüm. İnsanların ihtiyacı olan şeyi mutlaka içine koymanız lazım ya da yaptığının tam tersini ders programınızın, antrenman programınızın içine koyuyor olmanız lazım. Ne demek? Normalde bir dansçıysa tabii ki daha fazla esniyor olması lazım ama eğer dansçı değilse o zaman yaptığının tam tersi, yani çok esnek bir insana dersine daha az esneme hareketi, daha fazla kontrol hareketi koymanız lazım ya da benim gibi az esnek bir insana dersin içerisinde belki daha az güç ve daha fazla belki esneme hareketleri koymanız lazım. Ya da yolda mesela yürüyen insanlara rastlarsınız. Böyle özellikle erkeklerde ayakları böyle dışarı doğru bakarak yürür. Yani kadınlarda hiç olmaması lazım. Gerçekten kötü gözükür. Eğer varsa sizin için de geçerli ama erkeklerde daha çok var. Eğer ayakları böyle dışarı doğru bakarak yürüyorsa derste ya da antrenman programı, ben ders diyorum hep hocalara eğitim verdiğim için ama bu egzersiz sistemi içerisinde mutlaka ayaklarınız dışarı doğru bakıyorsa ya ortaya ya da nispeten bir tık içeri doğru bakarak hareketler yapmanız lazım ki dışarı doğru bakıyor olmasından kurtulsun. Mesela videolarda bazılarında çok fazla dışarı doğru baktığını gördüm ayakların, özellikle squat kısmında. Hemen burada ufak bir not. Siz bu videoyu perşembe akşamı izliyor olacaksınız. Cuma günü squatla alakalı bir video çekeceğim. Bir crossfit antrenörü ve crossfit hakemi olan İrem Hoca ile beraber. Onu da önümüzdeki hafta yayınlayacağım. O yüzden squatlara çok fazla girmeyeceğim. Daha önceki videolarda squatlara girmiştim. Bu arada bir tane daha haber. Pazar günü de Tuğçe Alpay'ın videosunu sizin için burada üzerinde duracağım. Kendi fikirlerimi söyleyeceğim. Tuğçe Alpay'ın kendisiyle de konuştum. Hangi video olduğunu hala şu anda bilmiyorum. O da bilmiyor. Ama söyledim. Dedim ki bir gün ayrıca beraber de video çekeriz ama senin videolarını bir gözden geçireceğim. Haberin olsun dedim. O da hadi bakalım, benim de senin gözün üstünde dedi. Tuğçe Alpay da pazar günü geliyor. Sonra biraz daha erkeklerin olduğu videolara bakmaya başlayacağız. Peki bundan sonra omurga artikülasyondan sonra hemen Lil Sabri'nin videolarına geçmeden şunu bitirelim. Üst ekstremitede ağırlık taşımayı da anladık. Demek ki bütün ders karın ya da kalça bölgesini çalışıyorsanız demek ki iyi bir program olmamış sizin için. Mutlaka elleriniz üzerine durduğunuz bir hareket yapıyor olmanız lazım. Ya da oturma pozisyonunda üst veya alt ekstremite ne demek? Mesela bir lastik alıp otururken kolları çalıştırmak ya da bir ekipmanınız varken oturduğunuz yerde bacaklarınızı çalıştırmak. Böyle bir şey de mutlaka yapmanız lazım. Bakalım yapmış mı egzersizlerde, videolarda. Son iki hareket dersin sonunda olması gereken son iki hareket. Birincisi tüm vücut entegrasyonu olması lazım. Ne demek? Yani mesela şu anda elimde bir halterle sadece şunu yaparsam tüm vücut entegrasyonu olmuyor. Tek eklemden çalıştığım bir hareket egzersiz oluyor. Halbuki tüm vücut entegrasyonu olsun istiyorum. Yani bacaklarım, kollarım, gövdem aynı anda çalıştığı bir egzersiz olsun istiyorum ki şu anda aslında Lins abinin ilk yaptığı hareket birazcık tüm vücut entegrasyona biraz daha yakın. O yüzden belki o tarz bir hareketi dersin biraz daha ortaları ya da sonuna koyup dersin başında biraz daha basit bir hareketle başlardım. Kendim tabii ki daha yeni başlayanlar için demek istiyorum. Sonra 7.'de de ayakta alt ekstremite yapmak isterdim. Yani ayakta yaptığınız bir squat gibi bir egzersiz dersin sonunda yapıp daha enerjik bitirip gidiyor olmak isterdim. Buradaki bu bonusları da hatırlayarak ve bu sistemi hatırlayarak hemen bu Lins abinin çok popüler 3 tane videosuna bir daha göz atalım. Bir kere dediğim gibi orada köpek olduğu için benim çok hoşuma gidiyor. Birazcık dersin ilk hareketi için fazla kombineli, yani dersin sonunda yapacağımız bu tüm vücut entegrasyonu biraz dersin başında yapmış gibi geldi. Eğer sizin konsantrasyonunuz iyiyse okey yapabilirsiniz. Benim için dersin başında daha bir normal mekiğe benzer bir hareket daha iyi olurdu. Dersi 5 dakika yapmazdım da 8 dakika yapardım videoyu, egzersizi. Biraz daha kolay olurdu.
Şimdi bu yukarı kadar yapılıp kalkılıp da yapılan karın hareketini biraz riskli buluyorum. O yüzden daha önceki videolarda anlatmıştım, yine anlatırım. Ama normal kürek kemiğinize kadar olan karın egzersizlerini daha iyi buluyorum. Eğer ileri seviyeseniz, normal karın egzersizlerini yaptıysanız sonra ileriki dakikalarda bunları yapabilirsiniz. Bunu yine biraz daha tüm vücuda yakın buluyorum. Dersin sonunda olsa daha çok hoşuma giderdi. Bu arada sevdiğim, hoşlandığım şeylerden bir tanesi, sadece müzik altı olmuyor, anlatıyor ya da sadece anlatmıyor da, ikisini böyle güzel bir şekilde kombinlemiş. Zaten arada köpekle ilgileniyor olması da çok hoşuma gidiyor. Yani şey, orada kesip git başımdan deyip videoyu orada kesmiyor. Normal günlük hayatında olduğu gibi köpeği de antrenman programına dahil ediyor. Modifikasyonları göstermiş. Arada daha kolay varyasyonlarını göstermiş. O da çok güzel. Şu anda yine daha önceden Russian Twist videolarımda ben size göstermiştim. Bunu kolay versiyonunu yapıyor. Geliyor yine modifikasyonlusu ve işte daha zoru, daha kolayını göstererek bir karın egzersizi yapıyor. İleri seviyeler için güzel bir egzersiz, başlangıç seviyesi için birazcık riskli ve zor bir egzersiz. Burada yani benim gördüğüm aslında, mesela bakıyorum daha ilerleyen hareketlerde de bir şey var mı? Teşekkür ederim, bir plank var. En azından normal sırt üstü yatmaktan vazgeçti, bir tane plank yaptı. Hani rotasyon var, fleksiyon var bol bol. Hani başını daha iyi tutuyor olması lazımdı. Mesela bu plank'teki pozisyonda başının çok aşağıya düşük olduğunu görüyorsunuz. Bunu halbuki boynunu çok daha iyi tutuyor olması lazımdı. Yani benim mesela hoca eğittiğim hocalardan, yetiştirdiğim, sertifika verdiğim hocalardan bir tanesi bunu yapıp böyle bir şekilde Instagram'a koysaydı, hani ben bir mesaj atardım ona, derdim ki bunu kaldır ve biraz daha şöyle yapıp tekrar koy. Şimdi bir de o fizyoterapist olduğu için, 18 milyon kişinin izlendiği güzel videolar yaptığı için, o yüzden ondan çok daha iyisini beklerdim. Lateral fleksiyon biraz oldu derste. Ekstansiyon, ben kaçırdıysam siz bana söyleyin. Hiç olmadı ekstansiyon. Ayakta hareket hiç olmadı. Onun dışında karın fleksiyon oldu. Okey, rotasyon belki biraz oldu ama ellerin üzerinde ağırlık taşıma olmadı. Dirseklerin üzerinde durdu gördüğünüz gibi. Yani ben şahsen, eğer siz sadece bu hareketleri 5 dakika yapıp her gün 7 günün içerisinde oradaki fotoğraflardaki gibi bu kadar çok değiştiyseniz lütfen bana aşağıya yazın. Bana çok inandırıcı gelmiyor ama oluyorsa, gerçekse böyle bir şey, bilmek isterim bunu. Öbür iki çok popüler videoda da yine aynı şey, 14 gün içerisinde karın yağlarını kaybedin yazıyor. Yine size daha önceki videolarda söylemiştim. Bir kasın tekrardan yapılanması için 24 saat ile 48 saat süresinde bir zamana ihtiyaç var. Bunu siliyorum izin verirseniz. Hemen şurada böyle bir çizerek göstermek istiyorum. Normalde, nerede kalemlerimiz? Normalde bunun mesela kas lifleri olduğunu düşünün. Yağlar kas olmaz, kaslar yağ olmaz. O yüzden sizin istediğiniz şey kaslarınızı çalıştırarak güçlenmesi ve kas oranınızın az bir şekilde artması. Bu liflerin sayısı artmıyor, kalınlıkları yani daha kalın olacak. Kalın olduğu için de size kilo verme konusunda daha fazla yardımcı olacak ve daha fazla incelmenizi, daralmanızı sağlayacak. Yani siz antrenman yaparken bunları aslında parçalıyorsunuz. Sonra da güzel protein yediğinizde, güzel yemekler yediğinizde ve akşam güzel dinlendiğinizde, uyuduğunuz sırada bu parçalanmış kaslar o yediğiniz yemeklerle yapılanmaya başlıyor. Biraz fazla kalın oldu. Ve kalınlaştıkça, kadın ya da erkek fark etmez, kaslarınız yavaş yavaş eskisine göre daha belirgin olmaya başlıyor ya da daha büyük olmaya başlıyor. Ve bunlar büyümeye başladıkça da siz yağlardan daha fazla kurtulmaya başlıyorsunuz. Çünkü metabolik hızınız artıyor. Ve bunların sayesinde gittikçe daha dar bir görünüme sahip olmaya başlıyorsunuz. Şimdi burada diyor ki, yani 14 gün boyunca her gün bu karın egzersizini yapın diyor. Daha önceki challenge videolarında da onu bahsettim. Yani eğer daha fazla verim almak istiyorsanız yaptığınız egzersizlere karşı, daha fazla verim alabilmek için her gün aynı antrenmanı yapmayın. Her gün aynı kas grubunu çalıştırmayın. Çünkü siz bunu parçalayacaksınız. 24 saat 48 saat arasında yenilenmeye çalışırken ertesi gün tekrar parçalayacaksınız. Ertesi gün tekrar parçalayacaksınız. Ertesi gün tekrar parçalayacaksınız. Ve bu aslında yeterince yapılamayacak. Halbuki bir gün biraz evvel mesela o
kardiyo dediği aslında yağ kaybetmek videosu dediği şey de aslında bir karın antrenmanları videosuydu. Ama diyelim ki bir bacak videosu var. Bir işte kalça bölgesi, glutel bölge işte videosu var. Bir gün onu yapın, bir gün bunu yapın, bir gün kardiyo yapın. Bir gün bunu yapın, bir gün onu yapın, bir gün kardiyo yapın. O zaman bir ay sonra çok daha fazla verim aldığınızı göreceksiniz. O yüzden karın egzersizlerine de genel olarak bakalım yine sizinle beraber. Bu arada kesinlikle Clothing'e göre çok daha iyi yaptığını düşünüyorum hareketleri. Ama bir pilates eğitmeni ve bir fizyoterapist olarak çok daha güzel yapıyor olmasını beklerdim. Duruş itibarıyla. Yani o plankteki o boynun duruşu gibi hareketleri çok daha iyi yapıyor olmasını beklerdim. Ama 100, yani 10 üzerinden 9 öyle söyleyeyim. Güzel. Yani yapardım. Ben birisi sorsaydı tavsiye ederdim. Sadece mesela şimdi yan plank'e de bakıyorum. Yan plank'te de yine başının böyle küçük emrah gibi yana doğru düştüğünü görüyorum. Orada boynunun daha böyle aksiyel uzama dediğimiz şekilde uzamış olsaydı çok daha fazla hoşuma giderdi. Çok daha fazla beğenirdim. Burada herhalde en fazla beğenmediğim bu ikinci videoda hareketi yan plank hareketi. Üçüncü videosunda da yine karın yağlarını kaybetmek için 10 günde karın yağlarını kaybetmek isterseniz 8 dakikalık ev egzersizi diyor. And don't forget to combine this with my cardio workouts as well. I'm Lily, I upload daily workout videos. Yine yani çok mutlu oluyorum onun adına. Bu kadar milyonlarca insan takip ediyor, seviyor. İnşallah bir gün bizim kanalımızda öyle olur. İnşallah ben de bir gün o kadar çok sevilen, takip edilen bir eğitmen olurum. Fakat o ilk başta söylediği şey tabii ki birazcık pazarlama üzerine. Eminim kendisi de, bu arada dediğim gibi web sitesinde de bununla alakalı bir açıklama yazısı yazmış. Yani sadece bunu yaparak tabii ki olmaz. Daha başka bunlara da dikkat etmeniz lazım gibi bir açıklama cümlesi var. Ama yani videonun başında böyle bir şey söylemesi tabii insanlar açıp ona inanıyorlar. Sonuçta çok da sempatik bir hanımefendi. O yüzden onu söylememesini tercih ederdim. Yine bu videoda da ilk başta yaptığı hareketler çok büyük olduğunu düşünüyorum. Çok fazla biraz daha dersin ortalarında sonlarında olacak hareketler olması gerektiğini düşünüyorum. Ama hareketleri genel olarak beğeniyor muyum? Beğeniyorum. Biraz ısındıktan sonra yapardım. Yine plankte o boynu biraz düzeltmek isterdim. Yani Liz abi beni duyuyorsan eminim benimle aynı fikirdesindir. Planklerde lütfen o boynu tutun. Bir de daha önceki videolarımda kendim yaparken göstermiştim size. Ellerinizi mümkün olduğu kadar birleştirmemeye çalışın. Kollarınızı, ön kolunuzu omuzlarınıza paralel tutmaya çalışın. Çünkü ellerinizi böyle birleştirdikçe omuzlarınız öne doğru gelecek. Omuzlarımızın öne doğru gelmesinden kurtulmak için ellerinizi omuz genişliğinde açmanız gerektiğini unutmayın. Yani genel olarak bu 3 tane en popüler videoya bakarak konuşacağım. Bütün videolarını görmedim. Yine siz aşağıya düşüncelerinizi lütfen yazın. Ben bu planklerde dediğim gibi herhangi bir benim yetiştirdiğim hoca Instagram'da bunları paylaşsaydı mutlaka bir mesaj yazıp sen bunu kaldır, bunu tekrar boynunu düzeltip çek, öyle bir daha koy derdim. Onun dışında da genel olarak bunları hiç yapmıyor. Yani biraz saydığım şeyleri yapmıyor. Genel izlediğim 3 video hep omurga fleksiyonu diye geçiyor. Bir fizyoterapist olarak eminim kanalında vardır, ben görmemişimdir. Siz lütfen aşağıya yazın. Ekstansiyon daha fazla video görmek isterdim. Ellerin üzerinde ağırlık taşıdığı daha fazla video görmek isterdim. Lateral fleksiyona geldiği rotasyonlar yaptığı daha fazla videolar görmek isterdim. Siz ne düşünüyorsunuz lütfen aşağıya yazın. Ve daha önce söylediğim gibi biraz da erkek işte hocaları, erkek kanalları birazcık takip edelim. Biraz onlarla alakalı konuşalım. Ama kadın erkek fark etmez, Türk yabancı fark etmez. Kimlerle alakalı konuşmamı istiyorsunuz? Lütfen aşağıya yorum olarak yazın. Bu pazar günü sizin için Tuğçe Alpay'ın videolarıyla alakalı birazcık konuşacağım. Onun dışında yine bu hafta size söylediğim gibi CrossFit hocası ve CrossFit hakemi İrem Hoca ile beraber, İrem İrdem'le beraber sizin için squat videoları çektik. Sizin için bu YouTube'daki gördüğümüz, özellikle Türk kanallarda gördüğümüz yanlış antrenman sistemiyle alakalı ben kendine düşündüklerimi anlattım. O kendisi bir CrossFit antrenörü olarak neler düşündüğünü anlattı. Bununla alakalı videolar da bu hafta gelecek. Onları da sakın kaçırmayın. Böylece bugünkü videonun da sonuna geldik. Uzun bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz, gerçekten beğendiyseniz aşağıdaki beğeni butonuna basmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşın. Mutlaka aşağıya yorumlar yazın. Bu tarz böyle etkileşimler videonun daha fazla izlenmesini, doğal olarak da kanalın daha fazla büyümesi konusunda bana yardımcı oluyor. Tekrar teşekkür ederim. Ben Akın Saççı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.